arkadaşımızın çok büyük özelliği var. Emici özelliği var. Nikotin emici özelliği var. Pipolar, sigaralıklar bu yüzden Avrupa'da daha çok tutuluyor. Taşımız gerçekten çok değerli bir taş. Yapmak istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Yontulabilir bir taş, yumuşak bir taş. 3 tane bıçakla her şeyi yapabilirsiniz. Yaklaşık şu anda 80-100 metre derinden çıkıyor. Kütle değil, patates gibi yumrular halinde çıkıyor. Sert zemin ve bir de küçük bir alan kısmından çıkıyor. Damar dediğimiz bir şeyden. Okulumuzun bizden talep ettiği santranç takımı, zarf açacağı, topaç, hediyelik genelde hediyelik çalışmaları yapıyoruz, kalem yapıyoruz. En çok yurt dışına pipo gönderiyoruz, sigaralık gönderiyoruz. O da nikotin emdiği için talep görüyor. Amerika ve Çin'den şu anda en büyük talep ikisinden geliyor. Eskişehir'den yılda aylık yaklaşık 7-8 tane gidiyordur net. Ben 20-30 tane ancak gönderiyorum. Zaten bir piponun bitmesi 2 günü buluyor. Bu uğraş isteyen, sabır isteyen bir meslek. Bunun mutfağına girmek lazım. Mutfak burası. Bu mutfakta bu işin tozunu koklayacak, temizliğini yapacak, eline taşı alıp böyle aşamalı olarak gidecek. Meslek şu anda zirvede gibi. Neden zirvede? Talep çok. Talep çok ama yetişmek de zor. Şimdi kuyulara da giden yok. Eskiden köyde arkadaşlar işte nedir? Sezonluktu. Kışın, özellikle kışın çok ocaklara gidilirdi. Taş çıkaran çoktu. Şimdi çıkaran da yok. O geçmiş dönemdeki nesil tükendi. Yeni gençler de ocağa gitmiyor. Dünyada son derece çok, özellikle son günlerde Çinler çok rağbet etmeye başladı. Çin pazarı şu anda birinci sırada. Tabi bunun yanında Avrupa ülkeleri var zaten. İngiltere, özellikle İngiltere, Hollanda, Danimarka, Almanya, yani taşıyorlar. Ama şu anda bir numarada Çin var.